Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Mustafa Bey, size de selamünaleyküm. Aleykümselam abi, hoş Bugün geldin. yem aldığım firmaya geldik. İş yerine geldik. Arkadaşın adı da Mustafa, benim adım da Mustafa Adaşık. Şimdi bugün bu yem artışlar hakkında konuşak biraz Mustafa abi. Olur yem abi. Fiyatları hakkında güncel, bu sene bitmeden güncel fiyatları bir verek. Tabii güncel kalmıyor da yarın ne olur Allah bilir. Şöyle gel oturak abi şuraya. Abi. Şimdi bizim takipçilerin sorduğu sorular var. Evet. İlk başta bu yem fiyatları niye çıkar abi? Bu yem fiyatları niye bu kadar zamlanıyor? Abi yem fiyatları niye bu kadar zamlanıyor? Şimdi son zamanlarda yem fiyatları değil yani her şey zamlanıyor. Yani bunlar bu fabrikanın ürettiği yemlerde mi dolar endeksli? Yani, tabii ki. Döviz bunu, endeksli. Niye abi bu ülkemizde üretilmiyor mu bunun mamulleri, ham maddeleri? Şimdi ülkemizde üretilen ihtiyacı karşılanmıyor. Anladım. Ondan dolayı mecbur dışarıdan ithal ediliyor, ihraç ediliyor. O da ister istemez fiyatlara yansıyor. Arkadaşlar ben Kaytaş yem alıyorum. Kayseri'de üretilen bir yem. Kayseri firması. Mustafa abi de Kaytaş yemin bayisi. Doğru mu abi? Evet. Buraya yemler haftalık, günlük işte bittiği zaman geliyor. Bayat yem olmuyor. Buradan da çekebilirsin. Tamam. Buraya tercih etmemizin sebebi de yemlerin taze olması, geçmiş tarihli olmaması. Evet. Abi şimdi bizim takipçiler şey soruyor. Yani ortada dolaşan bir dedikodu var. Neyi biliyor musun abi? Şimdi bizim gibi hobi işiyle uğraşanlar, ufak çaplı işte evinde yumurta üretip satanlar yemleri pahalı alıyor. Ama bu işin büyük çapta fabrikasyon, üretim, yumurta üretimi yapan çiftlikler, tavuk çiftlikleri diyelim. Onların aldığı fiyatla bizim aldığımız fiyatlar farklıymış. Doğru mu abi? Evet arkadaşlar, ara sıra videomuz böyle durabilir. Çünkü müşteri geliyor gidiyor, videoyu durduruyor, tekrar devam ediyor. Dediğim gibi abi, bu işi yapan, büyük çapta yapan tavuk çiftlikleriyle bizim gibi hobi olarak uğraşan kişilerin aldığı yemler arasında fiyat farkı var diyorlar. Niye diyorlar? Bu fabrikalarla çiftlikler birleşmiş güya. Tamam mı abi? Bu küçük esnafı, hobicileri bitirmek için yem fiyatlarını böyle yükseltiyor diyorlar. Bu doğru mu, yalan mı? Bence öyle bir şey söz konusu değil. Evet. Öyle bir şey söz konusu olsa yumurtanın maliyeti 1 liraya geçmez. Evet. Şu anda şu yumurtanın maliyeti 1 liranın üzerinde. Tabii. Çiftliklerde de öyle. Evet. Normal küçük çaplı yapan arkadaşlar da aynı şekilde. Ne kadar fark vardır abi? Bizim gibi perakende alanlarla. Abi şimdi ne fark nedir? Şöyledir fark. Torbalama, paketleme farkı vardır. Anlatamıyorum. Diğeri silo bazındadır. Evet. Diğeri de torbalıdır. Yani torbalamanın farkı vardır. Paketlemenin farkı vardır. Yani onun haricinde bir şey olacağını tahmin etmiyorum. Anladım. Şimdi güncel yem fiyatlarımız nedir abi şu anda? Yani mesela geçen sene biz bu yemi 120 lira, 130 lira falan alıyorduk değil mi? Hayır, sene 90 liraydı. 90, pardon, doğru. 90 liraydı. 90 lira alıyorduk bu senenin başında. Hemen hemen. Şimdi oldu yem fiyatı. Şimdi 300'e yaklaştı. Maşallah. Hemen hemen 3 kat. 3 kat. 3 kat zam geldi. Senin müşteri önceden alanlar belli, şimdi alanlar da belli. Bu evet. İşi bırakanlar yüzde var, olarak tabii ki, tabii ki. Yüzde olarak ne kadar abi? Yüzde olarak ne kadar? Sen daha iyi bilirsin. %30 diyebiliriz. %30'u bıraktı değil mi? Şimdi bırakmasındaki ikinci bir etken de şu. Havaların soğuyor olması. Hmm. Bağda hobi amaçlı besleyen insanların besleyemiyor olması. Evet. Yani ne bileyim, onların da etkisi var tabii ki. Anladım. Şimdi senin sattığın ürünler civciv yemi var, yumurta yemi var. Piliç büyütme var. Ayrıca de arpa, buğday, bu, mısır kanatlı gibi. Hayvanların bütün yemi bütün var. Yemi var. Büyük baş ve küçük baş da var. Peki abi, şu anda güncel olarak yumurta yeminin torbası ne kadar? Şu anda güncel olarak yumurta yeminin torbası 280 lira. 280 lira. Civciv yeminin? Civciv yeminin fiyatı da 20 lira daha farklı. 200-300 lira. 300 lira civarında. Piliç büyütme? O da yumurta yemiyle hemen hemen aynı. Etlik yem? Etlik yemin fiyatı da yumurta yeminden 50 lira kadar farklı. Daha pahalı. 330 lira. 330-340 lira. 330-340. Anladım abi. Peki bu işe heves edenler var. Sürekli yazıyorlar bana. Abi diyor, 200 tavuk atsam ayda ne kazanırım? 300 tavuk atsam ayda ne kazanırım? Biz önceden sene başında bunlara söylüyorduk. Şu kadar kazanırsın diye de. Evet. Şimdi söyleyemeyiz. Şimdi söyleyemiyor. Oturan bir fiyat yok. Günlük fiyatlar değişiyor. Benim biraz önceki söylediğim fiyatlar da bugün için geçerli. Yarın Anladım. Ne olacağını bilemiyoruz. Çünkü ham maddeyi alan fabrika
ham maddeye zam geliyor, döviz yükseliyor. O da ona endeksli olarak mecbur fiyatı yükseltiyor. Yükseltince bize yansıtıyor. Biz de müşteri yansıtmasındayız. Anladım. Bu şekilde yani. Anladım abi. Peki evet. Abi. Evet abi, tekrar müşteri geldi, ara verdik. Evet. Şimdi geçen ben Bağda otururken canlı yayın yaptım abi. Evet. Arkadaşım biri dedi ki 20 tane tavuğum var. Tamam. Kaç yumurta alıyorsun dedi bana. Benim verimde şu anda uyguladığım bir yöntem var. O yönteme göre %90, %90 ile 100 arası gidiyor şu anda. Evet. Yani günlük 20 tavuktan 18, 19 bazen öyle 20 yumurta alıyorum. Evet. Günlük bazında değişiyor. Şimdi 20 tavuktan 20 yumurta aldığımızı düşünelim Mustafa abi. Tamam. Tamam mı abi? Yumurtanın kolisi ne kadar şu anda? Yumurtanın kolisi ne kadar? O da güncel fiyatı belli değil yani. Marketler abi, marketler 35'e satıyorlar. Hayır 37.90. 35'e de bulunur abi. 35'e de bulunur. Evet. Bizim gibi üreticiler yani ben satmıyorum da 40'a satıyorlar yumurtayı, tamam mı evet. Abi kolisini? 45'e de satanlar. Şimdi 50'ye de satanlar. 50'ye de satan var. Şimdi 40 ortalamasını alalım abi. 35 ile 50 arası satılıyor bir iş. Tamam. 40 ortalamasını alalım. Şimdi ben günlük 20 yumurta alıyorsam Mustafa abi, tamam mı? Evet abi. 20 yumurta alıyorsam çarpı 30 günde hesap makinesiyle yapıyorum arkadaşlar da. 20 çarpı 30 eşittir 600 yumurta yapar. O da ne bölü, yapar? 20 koli yapar. Bölü 30. 20 koli yapar. Evet. Doğru mu abi? Doğru. 20 koli yumurtan da 40 liradan şöyle göstereyim arkadaşlar. 800 lira yapar. Evet. Benim 20 tane tavuğum günlük 100 gram yer. 2 ayda bir torba yemiyorum Mustafa abi. Şimdi abi onu şöyle günlük olarak söyleyelim. Günlük 100 gram yer. Yok yok. Bak benim 20 tavuk bir horoz var. Tamam. Ben ölçtüm abi. Şimdi bak arkadaşlar buraya yem almaya geldim. Halen de çeyrek torba yemim var ve yemliğim de dolu. Bir torba yem bana 2 ay gidiyor. Ama ben ekstra gıdalar veriyorum tabii. Yani sadece yemle yemiyorlar. Buğday veriyorum, mısır veriyorum. Dışarıda yayılıyorlar. Mutfak atıklarını getiriyorum. Ekmek atıyorum bazen. O şekilde sadece önlerine yemle su koymuyorum ben. Tamam mı abi? Bir torba bu hesaba göre aylık 800 lira yapıyor. 20 tavuktan 20 yumurta alırsan. Tamam mı abi? Bir torba yemde 300 lira desen geriye kalıyor 500 lira. Evet. Hadi bu 800 lira olmasın da 700 olsun. 700 olsun abi. Şu haliyle kurtarıyor. Şimdi doğru mu hesap? Senin hayvanların gençtir. Kaliteli de yem yediriyorsun. Evet. Alıyorsun ama bunu bilmeyen arkadaşlar var. Başka marka kazanamıyoruz diyorlar. Hayır ben hangi şeyle görüşsem yemini kurtarmıyor. Arkadaş nasıl kurtarmıyor ya? 20 tavuğun hesabı belli. Tabii. Hadi 20 tavuktan 10 yumurta aldığını düşün Mustafa abi. Evet. Bak 10 yumurtayı aldığını evet. Düşürürsen bu 800 liran 400'e düşer. Evet. Yem 300 lira yine 100 lira kalır. Yine kazanır evet. Tabii ki. Yani şu halde 20 tavuktan günlük 10 yumurta alsan aylık sana 100 lira para kalıyor. Doğru mu? Yaklaşık. 100 lira kalıyor. Yemini çıkartıyor. Şimdi şöyle hesaplayalım. 100 lira da senin elektrik su faturana gitsin abi. Evet. Yani 20 tavuk başa baş kendini kurtarıyor. Kurtarır. Ve yumurtası da sana kalıyor. Şimdi şöyle hesaplayalım. Bir tavuk 100 gram yem yer. Bizim yemden bahsediyorum. Evet. Diğer firmalarınkinde 140 gram yiyebilir, 150 yiyebilir. Abi, Ataks'la besledim Kaytaşı'ndan. Evet. Çok fazla yiyorlar abi. Ataks mı? Ataks fazla. Ataks biraz daha. Ataks 150 gramı, 150 gramı geçiyor. Şimdi bahsettiklerin neyi? Lokman mı? Benimkiler Astrolop şu anda. Astrolop. Evet. Evet, şu anda doğru. Seninkiler Astrolop. Doğru. Astrolop belki Lokman'dan, Ataks'tan belki biraz daha fazla yiyebilir. Hibrit ırkların hepsi fazla yiyor. Fazla yer abi. Evet. Hibrit ırkların hepsi yemi fazla yer. Ama normal hibrit olmayan ırklar, kombine ırklar abi yemiyor abi. Yani yemiyorlar. Şimdi Lokman Sendi besleyen bir arkadaşımız var. 95 gram yediriyormuş günlük. Yalan abi. Ben inanmıyorum. Öyle bahsetti. Besledim. Bilmiyorum ne derece doğru. Desteklerken desteği bu fazla yapsa mesela ekmek ve yemek artıyla bak destek şöyle yapsa bu sefer de yumurtanın oranları hayır, düşecek. Hayır şöyle doğru olabilir. Yayıyordur abi hayvanı. Yayıyorsa az yer. Hayvan yayılıyorsa az geziyorsa az geziyor, yer. Geziyor geziyor. Bahçede yayılıyorsa az yer. O evet, doğrudur olabilir. Ama. Ama kapalı sistem yaparsan abi kafes içerisinde yani kümes içerisinde hiç çıkarmadan sadece tavuk yemiyle besleyeceğim diyorsan kurtarmaz abi. Bu şekil. Evet. İşte böyle. Şimdi bu işe yeni başlayan arkadaşlar abi 200 tavuk alsam kar eder miyim? 300 tavuk alırsam kar eder miyim? Arkadaşlar. Yem fiyatları çok yüksek. Ama buna endeksli olarak yumurtanın da fiyatı yükseliyor. Tabii canım. O yüzden dolayı kazanmaz diye bir şey yok. Tabii. Yani bu işi yapacak arkadaşlar
en az 500 tavuk diyorum ben. Evet. Yani en az 500 tavuk. Evet, evet. 500 tavuktan aşağısı arkadaşlar başa baş gelir. Şimdi hesap değmez yani. Hesabı şöyle yapsın arkadaşlar. Günlük 500 tavuktan günlük bir torba yem yedirse 450 yumurta alsa diyelim ki 50 tanesi. 400 alsın. Dinlendi o gün yumurtlamadı. 400 alsın. 450 desek 450'miz kaç koli yapar? 15 koli yapar. 15 koliyle satış fiyatından hesaplarsa hesabı da basit yani. Aynen. Peki abi şimdi bu işi yeni başlayacak arkadaşlar için de bir bilgi paylaşımı yapalım. Civciv çıktı. Evet. Benim kendi beslediğim civciv ilk 10 gün mısır tozu veriyorum. Evet. Direkt buradan civciv yemi alıp verirsem abi mısır tozu vermeden hayvanda kabız oluyor, arkaya pislik yapışıyor, ölüyor. Evet. Bu sistemle yaptığım zaman ben hiçbir civciv ölümü yaşamadım. Bunu ilk önce ön bilgi olarak söyleyeyim arkadaşlar. İlk 10 gün mısır tozu veriyorsunuz. Bakkalda, markette satılan mısır unları değil bakın. Buradaki tane mısırın değirmende incesi öğütülmüş. Sıfır numara diyorlar. Onu veriyorsunuz. Bakın mesela şurada şöyle göstereyim. Mısır hangisiydi ya? Şurada. Şu arkadaşlar bakın şu mısır kırığı. Bunun tozu daha var. Daha incesi. Daha incesi. Şu şekil olanı mesela böyle. Ben de gösterdim videolarda. Bunu veriyoruz. Şimdi civciv çıktı abi. İlk 10 gün mısır tozunu verdik, tamam mı? Evet. 10 gün sonra civciv yemine geçiyoruz. Tamam. Doğru mu abi? Civciv yemini kaç gün vereceğiz? Abi civciv yemini 8 hafta boyunca civciv yemi yiyecek. 8 hafta boyunca. Evet, müşteri geldi araba verdik. Evet abi şimdi, civciv çıktı. Günden ilk 10 gün mısır tozu verdik abi. Verdik. Ondan sonra 8 hafta olana kadar civciv yemiyle besliyoruz. Evet, ben ek yapayım arkadaşlar. Evet. Civciv ilk mısır tozuyla başladık ya, hemen civciv yemine geçmeyin. Karıştırarak böyle. Tabii az az. Civciv yemini alıştıra. İlk 8 hafta dediğimiz 2 ay. 2 ay. 2 ay civciv yemi veriyoruz abi. Civciv yeminden sonra piliç büyütmeye yiyeceğiz. Onu da 8 haftadan sonra. Karıştırarak kaç gün? Yok, direkt geçebilir. Direkt geçebilir mi? Ben karıştırma taraftarıyım da. Karıştırırsa da olur tabii, daha iyi olur. Ama daha direkt olur. Geçmesinde de bir sıkıntı yok. İlk 2 ay civciv yemi. Evet. Ondan sonra piliç büyütmeyi kaç ay veriyoruz abi? Piliç büyütmeyi ilk kılavuz yumurtayı alana kadar. Şey evet. Diyorlar abi. Kılavuz yumurta alana kadar hayvanı dışarı salmayın. Kılavuz yumurta aldıktan sonra, çünkü folluğa alışsın, kılavuz yumurtlamaya alışsın, işte evet. Kümeste horoz varsa nice yumurtlayacağını öğretiyor. Evet evet. Onlar doğru mu abi bu? Bunun her türlü yapan var. Salan da var, salmayan da var. Ama dediğin gibi salınmazsa daha iyi olur. Değil mi? Tabii. Tamam. Tabii. 8-4 ayı tamamladık. Ondan sonra yumurtaya başladığı zaman pik yemine geçiyoruz. Pik yem. Evet, kırmızı torba. Pik yem dedikleri ilaçlı mı abi? Abi pik yemi protein ağırlıklı bir yem. Yani ilaçlı diyorlar pik yeme. Pik yok, yem kullanmayın diyorlar. Hayır hayır. Pik yemle yumurta yeminin arasındaki fark nedir? Şimdi abi pik yemi genç hayvanın yumurta yemi. Evet. Normal kabir yumurta yemi de anaç. Anaç tavuğun yumurta. Şu. Şunlar evet. Kafes 1 diye yazanlar. Pikler de bunlar. Pikler de bunlar. Kırmızı torba. Evet. Bununla arasındaki fark protein değeri mi sadece? Protein kalsiyum değeri. Anladım. Proteinli kalsiyum değerleri. Şimdi şöyle bir şey. Pik yemini ne zamana kadar yediriyoruz? 52 haftaya kadar. 52 haftaya kadar. 52 haftaya kadar pik yemi. Ondan sonra genç tavuk, anaç tavuk olmuş oluyor. Evet. Ondan sonra kafes 1 yumurta yemi. K1. Anladım. Yumurta yemine geçiyoruz. Peki hiç pik yem kullanmadan yumurta yemine geçsek ne olur? Olur, öyle de yapan var. Ne olur? Randuman olayı. Zaten beni seyreden arkadaşlar genellikle hobi olarak besledikleri için yani çok yumurta alacağım. Şimdi ben yumurta olayından yumurtaya anladım. Dayalı konuştum. Anladım. Senin dediğin daha farklı bir olay. Doğru abi. Evet. Tamam. Evet Mustafa abi. Evet. Tekrar müşteri geldi. Şimdi ben Kaytaş yemden önce, tamam mı abi, Kayseri yem kullanıyordum. Evet. Kayseri yem kullanıyordum arkadaşlar. Bu Kaytaş yemi reklamını yaptığımız için değil. Kayseri yem kullanıyordum. Tavuklarımda ishal problemi bitmiyordu. Ne zaman Kaytaş yeme geçtim, ishal problemi bitti abi. Düzene girdi. Yumurta verimini düzeldi. Bir de Sadova mıydı? Sadova, evet. Sadova kullandım. Yumurta verimi düştü. Yumurta verimi düştü. Yani biz bunları duyuyoruz ama ne derece bilemeyiz. Onlar arkadaşlar da... ben biliyorsunuz videolarda hangi ürünü kullanırsam memnunsam memnunum diyorum. Memnun değilsem memnun değilim diyordum. Bu Farmatom diye bir ilaç vardı, biliyor musun? Reklam yapıyor. Farmatom diye bir ilaç aldım. Tavuklarda onu denedim. Ataxlar var. Onu denedim. Evet.
onun hakkındaki düşüncelerimi kullandığım, herkes bir defa kullandım sanıyor ama üç defa kullandım. Üç ay tamam. kullandım yani internetten tamam. getirtiyorum. Yani internette de telefon açıp getirtiyorum, adrese tamam. getiriyorlar. Üç defa kullandım. Farmatonum firmadaki kişiler beni tehditler, mehditler ettiler, yorum yazdılar. Şey dediler, bu videoyu kaldır, kaldırmazsan mahkemeye veririk. Bir sorunun varsa aç bizden görüş. Bir defa alıp kullanmayla böyle video çekilmez. Halbuki ben üç defa aldım kullandım. Kayıtları da Farmatom firmasında vardır. Şimdi ismimi soyadımı söylemiyorum. Evet. O mahkeme aşamasına gelirse zaten o şey de vardır. O da geçti gitti zaten öyle üfürük yaptılar. Şimdi... Sadova yeme kullandım abi. Hiç memnun kalmadım. Niye memnun kalmadım? 25 kilo torbalarda satılıyor. Şu anda da öyle. Ama onun 25 kilo torba fiyatı buradaki 50 kilo torba fiyatının aynıydı abi. Evet. Dedik kaliteli maliteli o da üfürük çıktı abi. Sadova da üfürük çıktı. Evet. Kayseri yem kendi Kayserimizin yemi o da üfürük çıktı. Kaytaş yem hemen hemen 2 senedir kullanıyorum değil mi? Yaklaşık 2 senedir arkadaşlar kaytaş yem kullanıyorum. Herhangi bir sıkıntı, hastalık, ishal, işte kanlı ishal bilmem bir şey, verim düşüklüğü, ıvır zıvır bir şey olmadı ama senin de söylediğin şeyler var abi. Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Dönem dönem yemin içeriği değişiyor mu? Tabii ki değişiyor. Ha onu soracağım. Herkes onu soruyor. Yani kaytaş yem 2 senedir aynı yem değil içindeki. Doğru mu? Şimdi şöyle bir şey abi. Yemin içeriği sezona göre, ürüne göre değişiyor mu? Değişmeyen tek şey var. İçeriği kalitesinden hiç ödün vermiyorlar. Değişmeyen tek şey protein değeridir. Yüzdesidir. Evet. Ama yemin içeriği, mesela bu yemin içeriğinde ana olarak neler vardır abi? Vallahi abi şimdi bunu alacak olan arkadaşlar zaten kağıdını okuduğu zaman içeriği orada yazılı. Birebir doğru mudur abi bu etiket? Kesinlikle doğru. Anladım. Kesinlikle doğru. Şimdi evet abi tekrar müşteri geldi. Videoyu ara verdik. Şimdi yemin içeriği sezona göre değişiyor mu diye onu konuşuyorduk abi. Vallahi abi şimdi şöyle bir şey. Ben onu şu şekilde söyleyeyim. Yemimizin kalitesinden hiçbir eksiklik yok. Kaliteden yana hiç sıkıntı yok. Yıllardır ben satıyorum. Daha bir gün şikayet gelmedi yani. Daha önceleri başka mallar da alıp sattığımız, başka firmaların malını da alıp sattığımız oldu. Şikayet üstüne şikayet oluyordu ama bizim Kaytaş'tan yana en ufak bir şikayet gelmiyor. Ve hatta geçen gün şöyle bir olay oldu. Bir teyzemiz geldi elinde kağıtla. Şu yemden istiyorum diye yani baktım Kaytaş'ın etiketi. Bu yemden istiyorum diye geldi yani. İnsanlar artık biliyor. Ben bir de kendi... Ama şunu da söylemeyeyim yani. Biraz önce Sadao'dan bahsettik. Kayseri yeminden şundan bundan bahsettik. Yani onlar da bilmiyorum kendi çapında yemleridir. Yemleri... Bilemiyorum yani. Kötülemedik abi. Yemleri yani. Kötülemedik. Sadece evet, biz kötülemedik, kullandığımızı tabii. Ben kendim deneyimim söyledim. O evet, kadar. Şimdi evet. Bir de şey soracağım Mustafa abi. Şimdi ben daha önce Kayseri yem kullandım. Evet. Kayteş yem kullandım. Sadao kullandım. Hı hı. Eriş yem kullandım. Bir de daha bir yem var. Özlem, pro yem var. Pro yem kullanmadım. Özlem yem kullandım. Şurada özlem yem var Ankara yemi. Onu kullandım abi. Yem arası yani marka mesela Kayseri yemden Kaytaş yeme geçince tavuklarımda bir değişiklik olmadı. Ama Kaytaş yemden Mustafa abi Eriş yeme geçince tavuklarım ishal oldu. Şimdi ölenler oldu. Şöyle bir şey. Yem geçişlerinde firma neden bu kadar fark ediyor abi? Ben onu sürekli duyuyorum. Bize diğer firmalardan yem yedirip de bizden alanlar bir sıkıntı yaşamıyorlar. Ama bizim yemimizden başka bir yeme geçenler sıkıntı yaşayıp yeniden geliyorlar yani. Biz bunu sürekli onun yaşıyoruz. Onun sebebi ne abi? Sebebi ne? Bence kalitesi. Kalitesi değil mi? Kesinlikle. Şimdi bir de şu konu var abi. Toz yemle pelet yem. Evet. Pelet diyorlar bazen ama orijinal ismi pelettir. Evet. Toz yemle pelet yem arasındaki fark bu pelet yeme makineler sıkıştırıyor, pelet yapıyor ya abi. Bunun içine kepeğe çok koyuyorlarmış. Pelet yeme öyle yapıyorlarmış. Aslı var mı? Kepek olayını bilmiyorum da belli bir buharla, belli bir ısıda sıkıştırılıyor bu. O zaman bazı vitaminlerin falan ölme olayı oluyormuş. Yani o şekilde biliyoruz biz. Ama ben şunu da tecrübe ettim abi. Pelet yemi tavuk daha çok yiyor. Niye biliyor şimdi musun daha abi? Çok tüketiyor demek istiyorum. Tane evet. Tane evet. Taneli olduğu için değil mi? Evet. Evet. Tavuk çünkü daha çok. Taneyi... Ona şunu da söyleyebiliriz. Belki de içerisindeki vitaminleri öldüğünden dolayı vücut daha çok istiyor. O yüzden doğru. Daha çok tüketiyor olabilir yani. Doğru. O şekilde olsa gerek. Şu anda arkadaşlar şöyle de bir benim deneyimim oldu veya gözlemim oldu diyelim. Kayseri'ye pelete döndü. Pelet yeme döndü. Toz yem yok. Öyle mi? Bir seneden fazladır toz yem yok. Ben geçen gittim oradan mısır tozu aldım. Tekrar sordum. Toz yemleri yok. Bu yumurta yemlerinin hepsi pelet yem abi. Bizimkinde de pelet yem yok mesela. He.
Ben hep toz. hep toz. Yani ben pelet yem yedirdim, tavuklarım ishalden kurtulmadı arkadaş yani. Bir daha iki. Hadi Evet. Sadova yedirdim, hiç ishal olmadı. Bak. Ama yumurta alamadım. Onları, o şikayetleri duyuyoruz biz. He. Tamam, doğal yem ama yumurta alamadıktan sonra yemişim, doğal yemi ne abi ya? Evet. Peki abi, sana şimdi bir soru daha sorayım. Sen Buyurun. yemcisin. Tüm çeşitli bakliyatlar, makliyatlar, pirinçler, arpalar, buğdaylar, Evet. mısırlar, güvercin yemleri, her şeyin var abi. Evet abi. Şimdi bazıları soruyor mesela yorumlarda. Abi diyor, yumurta yemine yüksek fiyatı almamak için kendi yumurta yemimi yapabilir miyim? Yani yumurta, %100 yumurta verimi almasam da tavuklara ne tür bir karışım yapsam yumurta yeminin karşılığı Valla olur. şimdi şöyle bir şey. Tavuk her şeyi yer. Kanatlı hayvan her şeyi yer. Yemediği bir şey yok yani. Onun içeriğini biz bilemeyiz. Örnek veriyorum. Mesela Şahin sucukları kendi rasyonunu verir mi? Vermez. Vermez. Bu O fabrikalar zaman da öyledir. şöyle Yani sorayım. her fabrikanın kendine göre bir O zaman rasyonu var. şöyle söyleyeyim abi. Evet. Aytaş yemin içindeki hangi madde tavuğun yumurtlamasını sağlıyor? Abi onu biz bilemeyiz ya. Protein değeri değil mi abi bu? Değil. Değil. Mutlaka başka şeyler var yani. Bunu çözemedik bir türlü ya. Evet. Gerçi bu yem tarifinin Yani videoları var onun internette de. Bir yani sürü biraz önce bahsettiğim gibi, örnek kimyasal. verdiğim gibi Şahin sucukları mesela Evet. vermediği gibi kendi içeriğini Doğru. onlar da vermezler Bir yani. sürü şeyler var ama abi, Hani yapanlar, bir onu sürü yapmak kimyasal mümkün var. değil yani. Yapsam Doğru. bile bu şekilde olması mümkün değil. Doğru. Ben bir ara şey yapıyordum Mustafa abi. Evet. Yumurta yeminin içine arpa, buğday, mısır Evet. katıyordum. Veyahut da arpa, buğday, mısırı karıştırıp sadece verirsen ne olur? Arpa, buğday, Şimdi mısırı. abi ya proteinini yükseltirsin veya enerjisini yükseltirsin veya düşürürsün. Yani onu tutturmak için laboratuvar ortamı gereklidir bence. Doğru. O da zor bir iş yani. Peki kış aylarında mesela ben senden yumurta yemi alıyorum. Evet. İçine de biraz kırma mısır alıyorum, ekliyorum. Tamam. Biraz daha hayvan kışa girerken yağlansın, üşümesin diye, Doğru. faydalı mıdır sence Bence yaptığı? faydalı. Faydalı değil mi? Doğru. Siz de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir torba yemin içine 10 kilo kırık mısır aldım. Şimdi gidince Evet. bağda, bahçede beton üstüne dökeceğim. Kürekle karıştıracağım. Tekrar dolduracağım. Bu Evet. arada buğday da aldım 10 kilo. Onu da ıslatıp veriyor. Islatıp verince abi daha etkili oluyor yani. Ne Ben gibi? buğdayı haşlıyorum mesela. Tamam mı abi? Şimdi Musa abi sen de yıllardır bu işin içerisindesin. Benim yumurta, Mutlaka bildiğin şeyler var. ben Ben şöyle o ıslatma olayını ilk defa duydum abi, yani. şöyle Ne gibi bir yararını gördün? ıslatmıyorum da buğdayı haşlıyorum abi. Evet. Tamam mı? İçerisine bir yemek kaşığı toz tarçın atıyorum. Bunun videosu var da burada da anlatayım. Bir yemek kaşığı toz, bir kilo Buğdaya. şey 2 kilo buğdaya bir yemek kaşığı toz tarçın atıyorum. Evet. 2 yemek kaşığı kuru nane atıyorum abi. 2 yemek kaşığı da tatlı pul biber atıyorum. Tamam. Bunları bir Harmanlıyorsun. iki baş sarımsak eziyorum. 4 boy soğan doğruyorum abi. Bunların hepsini yemek gibi pişiriyorum abi. Soğuduktan sonra da hayvanlara verirken de küçük markette satılan yaş mayalar var ya, Evet. onlardan bir tanesini suda eritip içine karıştırıyorum. Tamam. Ayda 15 günde bir kere, ayda 2 defa da yaş maya ekliyorum abi içerisine. Şu anda verimimde maşallah %90'la %100 Maşallah arası şu maşallah. havada, mevsimde iyi oluyor. Ama Evet. yaş mayayı yazın verirsem buğdayın içine, tavuklar kurka düşer. Yani bunu da unutmayın arkadaşlar. Doğru. Vücut Yaş ısısı fazlalaştığından mı oluyor? tabii ısıtıyor hayvanı. Yani Çok mantıklı. yaş mayayı yazın vermeyin, kışın soğuk havlarda yapın. Yumurta Çok verimiz düştüğü mantıklı. zaman yapın. Evet. Evet. Yani tavuğum nasıl kur olur diyenlere yaş maya kurk yapar arkadaşlar. Fazlasını Evet. verirsen ama ayda 2 defa yaparsan yumurta verimine etki eder. Evet. Mustafa abi, ağzına yüreğine sağlık. Sağ ol abi, Sağ değerli ol. bilgiler için. Senin Senin de de ağzına vaktini sağlık. aldık. Ne demek, ne demek? Teşekkür Estağfurullah. Ben ediyoruz. teşekkür ederim. Herhangi bir sorunu olur varsa arkadaşlar, burayı da adresini verirsen Kayseri'de olan arkadaşlar için en azından, veyahut da dışarıdan arayıp yem hakkında bilgi almak isteyenler veya başka bir ürün sormak isteyenler için kendi bilgilerini vermek istersen, Şimdi paylaşabilirsen şöyle Kayseri'de genelde buradan bizi tavukçu paylaşırsın. arkadaşların çoğu Herkesi biliyor biliyor. zaten. Evet. Ben Bilmeyenler gene de için yer olarak tarif edeyim. Düvenönü'nden eski Güneş Hastanesi'ne doğru gelirken evet. Güneş Hastanesi'ne gelmeden bir önceki sokaktan sağa giriyoruz. Arkadaşlar, Google haritalara kaya altı yem yazarsanız zaten navigasyon sizi direkt buraya Evet, getiriyor. getirir. Eski Güneş Hastanesi'nin arkasında kaya Evet. altı yem. Evet. Peki abi, tekrardan teşekkür Ben ediyoruz. teşekkür ederim abi. Kendine iyi bak. Sağ ol. Siz de Görüşmek kendinize iyi üzere. bakın Sağ arkadaşlar. olun. Sağ olun. İyi Başka soracağınız yorumlar, sorular varsa bu videonun altına yorum atarsanız Mustafa abi de oradan cevaplar, yorumlarınızı okuyor. Evet. Elimden geldiği kadar. Tamam. Hadi kendinize iyi bakın. Sağ Görüşmek olun. üzere. Sağ olun.